kademeniz diye bir soru ortaya çıkıyor. Yani hakikaten genetik kod diyoruz. Acaba bizim bütün hayatımızın fonksiyonları, hastalıklarımız hep bu genetik kodumuz bağlı diye bir düşünce ortaya çıkıyor. Bakın şimdi şurada mesela bir psoriasis hastalığını görüyoruz. Tamamen gen yapısal bozukluğuyla ortaya çıkıyor. Şurada da multiple sklerozi görüyoruz. Hem gen hem çevresel faktörün etkisi ortaya çıkıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Monogenik ve multifaktörel dediğimiz ya da poligenik diye bir takım hastalıkları sırtlandırmamıza bizi gösteriyor. Biz daha bugün monogenik hastalıkların tedavisini veya da tanısını tam olarak görebiliyoruz. Multifaktörel hastalıklar dediğimiz zaman çevresel ve gen yapısının bir arada gördüğü hastalıkların hangisinin daha etkili olduğunu, etkin olduğunu, hangisinin daha baskın olduğunu söylememiz mümkün değil. Hele poligenik hastalıklar dediğimiz zaman da birçok genin aynı anda etkili altında tuttuğu hastalıklarında ise bunu tam kesin sınırlandırmamız ve söylememiz mümkün değil. Şimdi demek ki demin de söyledim, günümüzde ancak tek bölge mutasyonlarının sebep olduğu ve nadir gören hastalıkların mekanizmasını bilinmesine çalışıyoruz. Ulaşılması arzusu ise sıkla görülen bu hastalık noktalı bozukluklarında mekanizmaları aydınlatmaya çalışıyoruz. Yani ilk önce tek gen, ondan sonra yani monogenik, sonra da multifaktör. Demek ki biz bu kadar yıl çalışmışız, bir sürü araştırma yapmışız. Hala çok az adım ilerlemişiz. Çünkü bugün bir kanserin ya da bir obezitenin genine ya da obezitenin ne kadar koroner arter hastalığına neden olduğunu, diyabetin ne kadar koroner arter hastalığına risk oluşturduğunu genetik olarak söylememiz hala geride kalmış bir nokta olarak görülmektedir. Şimdi şu gün biliyorsunuz insan genomunda rekombinasyon oluşmayan büyük oranda korunan iki tür DNA örneğinin varlığı biliniyor. Bunlardan bir tanesi mitokondri DNA, diğerisi Y kromozom DNA'sı. Ve bu bölgelerde yapılan bütün çalışmalar sonucu Afrika'da yaşayan yaklaşık 10 bin kadar insandan köken aldığı belirtilmiş. Ve şimdi şöyle bir teori vardı. Acaba genetik açıdan tüm insanın Afrikalı olabileceği görüşü var mı yok mu tartışılıyor. Sağlığa yönelik genomaya baktığımız zaman genomik sistemin açıklanması bize birçok hastalığın genetik yaklaşımlarının açıklanmasına neden oluyor. Bunu açıklayabildiğimiz zaman tedavi şekli değişecek, korunma yolları gelişecek ve bir de tabii bütçe de ona göre kısıtlanacak. Yani ona sarf eden hastanın sarf ettiği veyahut da devletlerin sarf ettiği para da ona göre azalacak. İşte bu kişisel tıbbın ilk adımını teşkil ediyor. Topluma yönelik genomikte ise en önemli olan şu, gen bilgisiyle elde eden bütün bilgilerimizin DNA'da insanın yararına kullanılması gerekiyor. Zararına kullanılmaması gerekiyor. İşte bunun içinde bir takım etik kanunların ortaya çıkması gerekiyor. İşte bireysel gen açıklaması, gen çevre etkileşimi, vücut ilaç direncinin anlaşılması, ayrıca bireye özgü ilaç teknolojisi gibi konular açıklığa kavuştuğu takdirde sağlık harcamaları düşeceği muhakkak. Bu genomik açıklamaların yalnız ilaç tedavisinde değil, toplumun diğer açısında toplanıyor. Mesela ırk etik gruptan tespiti. İşte toplumların köken araştırılması, kriminal davaların çözülmesi gibi alanlarda da bu kullanılıyor yani. Ama tabii burada bir toplum köken araştırması çok riskli bir şey. Bizim arkadaşlarımızdan biri, yöreyi vermeyeyim, kendisi genetik profesörü, İstanbul'da bir müddet beraber çalıştık. Karadenizlerinin ırkının bu olabileceğini söyleyince büyük bir olay çıktı yani. Demek ki bunlar yapılırken kontrollü ve dikkatli yapılması lazım. Minor kaynaklar ise kaynakta kullanılan teknolojinin gelişimi, tahmin ve hipotez oluşturma, yetiştirme, etik, yasal ve sosyal uygulama ve eğitim olarak karşımıza çıkıyor. Kaynaklar dediğimiz zaman çalışacağımız, hangi tür organ üzerinde çalışacağız? Memeli mi, insan mı? Ve bu çalışmadan önce omurgasılar üzerinde çalışmış değil, bunların hepsini toplamamız gerekiyor. Ve bunun için de birçok teknoloji geliştiriyoruz. Mesela knockout genlerin yaratılması. Bu
problemleri çözecek veri chips ya da proje chipslerinin oluşturulması, bütün bu çalışmaların hepsi genomik çalışmaları bir kaynak oluşturuyor. Yani teknolojinin gelişmesi de genomik çalışmalara kaynak oluşturması da görev almış oluyor. Son gelişmesi bir PCR teknolojisinin keşfi, sancıların dizileme metodunu ortaya koyması, bugün genle ilgili olan ilk temel bilgilerimizin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tabii ki ortaya bir problem konulacak, araştırma demektir, tahmin ve hipotez, sonra problemi çözmek gerekiyor. Ama her zaman problemlerde sonuçlar yani pozitif olarak alınmıyor. Yani sonuç pozitif sonuçlar da bizim geçerli olduğu gibi, o problemde elde ettiğimiz olumsuz sonuçlar, yani negatif sonuçlar da bizim için büyük öneme sahip. Bu dikkatin hipotez ve problemin ortaya ilk olması, iyi bir araştırmanın yapılmasına neden olmaktadır. Yetiştirmek, şimdi bilim gen mühendisi dediğimiz zaman bir tek kişi, bir tıp doktoru, bir biyolog, bir matematikçi ve bir istatistikçi bir araya gelip çalışması lazım. Bir kişi bir kişiyi çözemez. Zaten dünya literatürüne baktığımız zaman bütün merkezlerde istatistikçi, kimyacı, matematikçi, mühendisler ve farklı disiplinler çalışanlar bir araya geliyor ve öyle çalışıyor. Yani bilim bir kişinin tekelinde olmaması lazım. İşte bu tekelinde olduğu zaman hiçbir zaman bir adım ileriye gidemiyoruz. Etik ve yasal ve sosyal uygulamalar da bizim için çok önemli. Bir gen yapısını çalışırken o hastayla o kişiyle ilgili bir gen yapısını anlatırken etik olaylara çok dikkat etmek. Mesela bir talasemi tanısı konulan bir hastaya direkt hasta üstüne sen talasemi senin çocuğun ölecek işte denmez. Bir psikoloğun, bir hematoloğun, bir genetikçinin bulunduğu bir ortamda bu genetik danışmanlık verilmesi gerekiyor. Eğitim çok önemli. Sağlık personelinde bu genetik bilgileri bilecek, kabilecek, uygulayacak şekilde eğitim. İşte bütün bu çalışmaların sonunda insan sağlığı, mutluluğu ve baş için kullanılmak için bütün bu çalışmalar yapılıyor. Şimdi bundan sonra bakacak bir çok gelişiyor. Biraz kendi branşıma geleyim dedim. Moleküler tıp diye bir kavram çıkıyor. Geçelim. Bir daha geçelim. Şimdi moleküler tıp diye bir kavram çıkıyor ortaya. Biz 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Deniser Tıp Araştırma Enstitüsü'nde bu bölümün başına geçtiğim zaman hakikaten kimse diyor doktor daha gelişmiş bir kavramda kimse ne yapacağını bilmiyordu. Ve ilk yüksek lisans doktora programını orada açtık. Şimdi sonra bir baktık ki bir şöyle bir üçlü grup oluşabildi. Bir klasik tıp, hasta olan. İki modern biyoloji. Moleküler biyoloji genetik bilgileri içeriyor. Moleküler tıp dediğimizde hastalıkların moleküler temeli, tıbbi danışmanlık, tedavi, önlem işte prosedürleri, klinik biyokime, genetik bilgilerini bir arada değerlendiriyor. İşte moleküler tıpçı ortada gördüğümüz bütün bu bilimsel içerikleri bir arada toplayan bir dal olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir profesyonel çalışma sistemine baktığımız zaman araştırma sağlık ve moleküler düzeyde olması. Tıbbi gelin beklenti, tanı, tedavi ve ilaç. Rutin tedavi ve işlem yani şu anda markaların belirlenmesi bilimsel olarak da düşündüğümüz zaman genç araştırmacı öncülük ve yanına elde ettiğimiz sonuçları da makarnayla getirip dünya literatürüne sunmamız gerekiyor. İşte bir moleküler tıpta çalışan kişilerin şu anda özetleyebildiğimiz profesyonel çalışma sistemi bu oluyor. Şimdi moleküler tıpın alanlarında ben çok azlarını aldım. Mesela insan geni dediğimiz zaman bu işte moleküler delezyon analizi, mitokondriyal mutasyon, mitoz, işte DNA metilasyon yolakları, pamuk ayı genetik, bireysel tedavi. Nörobiyoloji, jeneratif tıp dediğim zaman kök hücre doku mühendisliği gibi olay. Zaten amaç nedir? İnsanın kendi genetik yapısını gösteren bir ID kartı verip, hasta doktora gittiği zaman bu ID kartını verip, onun çıkarmış genetik temeline bağlı olarak hastalık tanı ve tedavisi kullanmak. Şimdi Türkiye'de moleküler tıp nerede dediğim zaman, Türkiye'deki moleküler tıp, üç kere bitireceğim. Türkiye'de moleküler tıp ilk İstanbul Üniversitesi'nde kurduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimimiz var. Sonra 9 Eylül'de kurdu. Şimdi Yeditepe Üniversitesi'nde sağlık bilimsel bir müddetisinden moleküler tıp ana bilim dalı kurduk. Ve orada da şu anda 25 öğrencimiz yüksek lisans ve doktora yapıyor.
90'da İstanbul Üniversitesi yaptığını düşünürsek demek ki 115-125, 20'de 9 Eylül'de var. Demek ki 130-150 kişi şu anda bilhassa manifestatlıkta yüksek lisans ve doktora yapıyor. Eksiğimiz nedir? Yüksek lisans ve doktora yapıyor. Doçentlik alanına sokabiliyorduk. Şimdi alan genişlemesi yaptılar. Ya bir kimya ya tıbbi bir hocam sokmamız gerekiyor. Gelecekte işte bir doçentlik hakkı çıkartıp akademik alanda da tıp fakültelerine bunu yaymak istiyoruz. Ben sözümü Daniel Boren'miş yapmış sözle bitiyorum. Hayatta hiçbir zaman küçük planlar yapmayın, büyük planlar yapın. Küçük planlar sizden sonra kalkıyor ama büyük planlar sizden sonra devam ediyor sözleri bitirerek. Bana bu konuşma imkanı veren şu an nesine de çok teşekkür ederim. Eğer sorular varsa alabilirim. Evet, çok teşekkürler. Değerli hocamıza yaptığı güzel konuşma için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün son konuşmasını yapmak üzere Doktor Klenze'yi tekrar konuşmaya davet ediyoruz. Bize yaşlanmayabilir miyiz? Bununla ilgili acaba moniter mekanizmalar nedir? Yeni gelişmeler nedir? Onu anlatacak. We appreciate your talk about the aging. I hope we will get a lot of things from that. Thank you. Thank you very much. Let me on the stress. It's a very controversial. Yeah, thank you very much again, and Nesrin brings me under stress to talk about something, but we can discuss it. Can we really stop aging? And is aging reversible? This is a topic which we are not talking about the first time, and we are not the first who are talking about this. This is million of years old since human being exists. Human being is asking this, can we stop aging? Because everybody was looking and searching for longevity, which is here the old Chinese sign of longevity, you see here. And everybody was exactly using this, but it became a new situation as we see that, for example, in the United States, the population 65 and older from 1990, 30 million to 2050, that's 6 years, 96 million, and now we're nearly by 60 million. So that's a lot of people, of aging people, who are going older and older, and we have something to do. But we do. Chronicle age is not an accurate predictor of physical condition or behavior. So chronicle age itself, it's not so much. So that means there are people who are extremely good in their physical situation, even they are very old, and someone who are young, and they are not very good. They are even very old in their joint moving, obesity, risk factors, and so on. Physical condition seems to be driven by lifestyle choices, exercise, nutrition, stress management, genetics, and environment. And I think we have to, we can do a lot. We can do a lot to prevent and to regenerate. And this is an important thing. This line here you see is the naphthalene shock bottle, which is the aging process described as decline.
decline of many things like reaction time, nerve conduction, muscle strength, visual acuity, macro and micronutrient intake, insulin sensitivity, testosterone, hormones, cytokines, neurotransmitters, and so on. And when we look for the physical reserves, we find that we have hypothetical trajectory to illness, functional limitation, disability, like hip fractures, pneumonia, congestive heart failure, and at least it goes to disability. And the bio-level function over the curve over lifespan, you see, there's an extremely important disability threshold here, which is a red one. And the best age is always the age about 20, 25. And who is younger than 25? Yeah. So you're already aging, everybody. So that's a really important point, you see, because most people go too late to see the doctor. They go then to see the doctor when they have some problems. You know, especially men. Women are more prone to do this because they know pain from the menstruation, they have the cycling, they have the pregnancies and birth deliveries, and so they are more in medical control than men. But men normally they're not keen. You get into the doctor's office when you talk about erectile dysfunction, you know, when they have a problem, sexual problem, then they go directly. That's what we try to do, because erectile dysfunction, metabolic syndrome, I'll show you later, are two things which are very close related. So you get the man into the doctor's office, open the door, the portal to the doctor's office, it's the erectile dysfunction, but to treat the metabolic syndrome. Both are to the testosterone deficiency correlated. And healthy aging and unhealthy aging, the organ vitality, as I told you, we are, you, everybody of us is probably young now, and it's going down, you know. The life-threatening conditions going up the same, so we have to do something. And the question always, if they're fountain of use, they are cosmetic promises a lot, but cosmetic is just what it is. It's camouflage, it's not really what we want to do. I don't speak against cosmetic medicine and plastic surgery, but what we want to do is not to, you know, stretch the skin the third time, fourth time, you know, expand it. There's just only leather left, you know, which you expand the leather, but to do the good things to, in addition, to put something from the inside, beauty from the inside. So the fountain of youth, to find this is not easy. The life expectancy at least 65 is women 20 more years, means 60 more years. So it's coming up more and more. And influenced, as I told you, by a lot of lifestyle choices, nutrition, and genetic heredity. If you see here that life expectancy at age 65 in Japan and United States, you see the Japan male is different and female are very old. United States male and female are different. Japanese have higher life expectancy due to the genetics of one thing, and they are still a good correlation with nutrigenomics. Their food works very well with the genes. You know, our food does not work anymore with the genes, which I'll show you one of the next slides. Here you see the change in the US life expectancy between 1970 and 2000, and mostly is done by, you know, increase of coronary heart disease and stroke. Estimated per capita health expenditures is interesting as well, by age and sex, and it's increasing in the end of the, from the 40s age, about 40, increasing very steeply, going up, and that's what we have to take into consideration. We talk about public health here, and therefore I think preventive medicine and preventive anti-aging medicine, if we can call it that way, is at least a public health situation as well. It's not only individual for rich people, it's actually primarily a public health situation.
It's not yet in Asia. For example, like if you public health data from Thailand, cause number one for death in Thailand is still accidents. Number one, accidents, motorcycle accidents. Motorcycles are killed every day in Phuket. You see that. And cause number two is HIV. Number two, still HIV. Number three, cancer, and then come the coronary heart disease. That's all Southeast Asia about the same right now, but it's changing. Coming up, the metabolic syndrome, diabetes, cardiovascular disease, more and more, as you see the diet changes in this country, developing countries as well. All right. So what's aging at the end of the day? There are many, many definitions. I like that one from Denon Harmon. As you know, he was the one who created the free radical theory of aging in the 50s, and he said aging is the accumulation of changes in cells and tissue that increase the risk of death. You know, and this is in an exponential rate, and this is, I think, a very easy to understand situation. So we are normally from God or from the nature, whatever you think, we are just programmed to die one day. You know, that's normal because they're coming new ones, and even I'm old, you're young, so the next you are old, the others are young, and that's the normal way. And the nature cannot allow to let us live too long, otherwise the planet is overpopulated, and then we die because we fight it for food. At the end of the day, so everybody wants to have this wonderful situation with the fountain of youth. But if you look here, it's very interesting that even this is not, that is from the 17th century. And if you see, there are only women in the bathroom, that's, in the bath tube there, only women in the fountain of youth. The men are playing cards and drinking and eating right above on the table there. You know, that's male. So just to bring them together today is not easy, as I told you. Men are not so prone to go to the doctor, and they go when they have pain, but not when it's an urgent, only when it's an urgent situation. So Hippocrates said, let your food be your medicine and your medicine be your food. I think that's a very important point. And everything starts actually with the food. And that's what we are. And that's where we're going. And that's why nutrigenomics is extremely interesting. And at the end will be important as well. You see some detoxification genes, especially the cytochromes, where you really have situation, what you should take, the amount of what is a very important and very nice lecture from Professor Ishkia told you that the amount of what you take is not known. It's very individualized. That's the same like the genes. It's very individualized. But as we have a food, we have a normal human feeling, for food. So we would never say you drink 20 cups of green tea, because you never would do that, and that's not natural. So, but 2 cups of green tea is natural, or 3 cups a day, Or this is how you can calculate curcumin you have in the food. There are good soups and good foods with curcumin inside, and curries, for example. And so on. So you put this in your daily life. This is the meaning behind this. It's a daily life, And when we're getting older, apparently we need extra supplementation. That's why we then prescribe the supplements for this, So then we are about 200 milligrams of green tea, of epigallal catechins or whatever. So, exceptional survival phenotypes. Total lifespan, healthy aging is a composite of health and function. We have successful aging. Whatever you call it, anti-aging, successful age management, whatever, at the end of the day, we're talking about the same, And there's not a pro-aging, as would be a bad term, You wouldn't say pro-AIDS, so you don't say pro-aging. You say anti-AIDS and anti-aging.
disease-free survival is specific disease of multiple diseases. Disease-free survival can be very different, individualized, depending on your genetics and your lifestyle, and robust or versus frail. Frailty is a very important stuff in gerontology. And what is exceptional longevity? You find the life expectancy here in the different countries over the years. They're coming up, this curve is typical coming up to the right side, increase in average life expectancy by the lifespan. The lifespan, even in the last 1,000 years, is not changed, the maximum lifespan. The maximum lifespan still in human being is about 120, 125. That's what the French lady, Jean Calment, became. You know? She became 124 and had a good champagne party on the 120th. You know? So swimming in the bathroom with champagne and candlelights. You know? Whereas her boyfriend was 80, which is unethical today. You know? When you have a 40 years younger boyfriend. So, okay, so that's what actually is what we want to do. We want to be healthy. We want to get old, but healthy and not frail. You know? There's one very interesting thing, and someone spoke about this. I think you, Kate, we talked about this. That there is a change now. We had in 1980, before 1982, we had a better longevity curve than in 1982 to 1999, and it's even worse now in the United States. Why is it the longevity curve went up? Because of the diabetes and obesity problem in these developed countries. This leads to the conclusion that the parents, today living parents, they will probably survive their own kids with diabetes. So this is a change change directly the curve, you know. We have a distribution situation as well between men and women. That's sure, that's clear, and between different countries, but it's a survival situation, men and women. Men, when they are older, they live longer. Because apparently there's a selection in men who are getting 100 years old. They are so healthy that they survive the women. The rest of the men is already gone, you know? So the women get more older. But the women are more, the men have less diseases when they are over 100 than women have. But just to tell you, there is nobody of the centenarians who is really disease-free. You know, they have high inflammation. It's a very important point, high inflammation. So my question is, as we say, inflammation is antagonistic pleiotropy, that means actually it's good in the younger years and not good in the later years. Why are the centenarians so old? Why do they have so much, inflammation? Much more than others. The question is not really answered, but it seems to be that there's a different inflammation response. And we know that, for example, stem cell treatment, stem cell need inflammation to know where they have to go. If there is no inflammation, they don't know. If you are healthy, young, you take stem cells and inject stem cells to yourself, you will probably have no effect because the cells don't know what to do. They need inflammation. Inflammatory markers apparently are the one who stresses them to go there. So there are different definitions of successful aging. When we say successful aging means free of disease or satisfactory life satisfaction, free of disability, which is a very free of disease is a dream, it's not really possible. Free of disability is possible, it's very good, that's what we want. Active engagement with life is as well very important. And we had just you here before talking, you're an active, engaged man, and therefore you live long, you know? You can have a long life. High independent functioning is very important as well. So we can prolong lifespan, we can prevent aging, we can prevent age-related diseases, disabilities. It's about 121st birthday of this Madame
Jean Calment from Arles in France, South France. So centenarians help us to understand this. Centenarians are an extremely good model for aging, to see research aging. And the Methuselah project is a project which is worldwide done, and especially in Italy and Japan and Okinawa,